Dominion Motor Vlog'tan motor sevdalısı dostlarıma selam olsun. Evet dostlar, motorda ufak bir işlem yaptık. Sol taraftaki garanajı söktük ve uzun, kısa ve gündüz farını ayrı ayrı ve affedersiniz ayrı ayrı ve hep birlikte nasıl yakılır, nasıl söndürülür buna dair ufak bir video çektik. Sağ olsun Konyalı Çakır kardeşimle bir gün evvel tanışmıştık grupta. Sağ olsun kendisi çok yardımcı oldu. Birlikte motorun filtre ve yağını değiştirdik. Hem bu ufak işlemi yaptık. Nasıl yapıldığını gösterdi. Sağ olsun kendisi de gayet efendi, dürüst bir insan. Allah ondan razı olsun. Evet dostlar, videoya geçiyoruz. Takipte kalın. Allah'a emanetsiniz. Buji olarak önereceğin bir şey var mı? Boş. Onu da vakti gelmek üzere. Boş. Ben de boş alacağım. Çalmadım, çift tırnak yani. Falan diyorlar. Sence yok ya, gerek yok değil mi? Yok yok. Deliydi ya, bir şey diyorlar. Çift tırnak olunca illaki bir ateşleme sistemini güçlendirmek de gerekme ihtimali olabilir değil mi? Vallahi hiç bilmiyorum hocam da ne gerek var ya. Öyle bir şey hiç. Daha iyi ateşleme oluyor diyorlar. İridyum diyorlar. İridyum'a çok fark etmiyor diyorlar. Savunan çok var. Zarar verdiğini söylüyor. İridyum'a gerek yokmuş aslında da. Yok yok. Normal boş. Bir tık daha kaliteli yeter. Bir aynen. Ne yeter, alırsın. Tak, hiç sıkıntı olmaz. İş değiştirdin mi sen? İş değiştirmedim. Ama işte Konya'ya gitmişken dedim şimdi bir parça bulabilirsem şey parçacı. Birkaç filtredir ufak tefek diye. Yalnız mı arkadaş yardımcı olacak, adres ver. İstediğin kadar alabilirsin. Hı, tamam. Fiyatlar da uygunmuş. Konya merkezde mi orası? Merkezde. Tamam o zaman. Hava filtresi şunun altında sanırım değil mi? Hava filtresi burada da. Senin kabloların hepsini buraya saklamışsın. Topladılar ya, çok dağınıktı. Bir ben topladım. Sonra kağıthanedekini çok şey yaptılar. Git falan filan. İyi ki de gittim. Sürat motor, hatta en son plakalı falan o taktı. Adam bir baktı, ya dedi abi bunu dedi kim toparladı ya? Dedi, o da dedi ki doğru dürüst iş yapmamışlar falan, baksana iş böyle motor mu toplanır her yere meydanda. Bayağı bir elden geçirdi, kabloları yeniden düzenledi, cırt attı sağına soluna. Bayağı uğraştı adam. O meşhur sitobetme sorunluğuyla gitmiştim ben. Bunda da vardı. Aynen. Zor çalışma, sitobetme bunda da vardı. O ilgilenmedi. Yaptık, arkadaşlar halletti falan diyor. Söylerken de yüzüme de bakmıyor. Affedersin. Yalan söylüyor. Ondan sonra benim içime sinmedi. Hala sıkıntım da devam ediyor. Arayıştayım. Surat motoru önerdiler. Gittim, adam her şeyi gözümün önünde söktü, cihazı bağladı. Tabii ki ya. Ben motorumda ne yapıldığını görmem lazım. Aynen, değil mi? Öyle. Yani adam bilgisayarı taktı, hata vermiş. Hatayı sildi. Yani ne yaptı? Hatayı sildi. Eğer dedi sıkıntı devam ederse dedi garantiden dedi sensör isteriz dedi. Allah'a şükür hiçbir şey yok. Gitti yani sorun. O stop etme, bir stop ediyor. Benim tek hoşuma gitmiyor. Ben bir yere çıkacağım zaman geliyor, motoru çalıştırıyorum. Burada ısınıyor 3-5 dakika. ona yarıyor. Bir stop ediyor. Bir pek sıkıntı yaşamıyorum. Yani çok şey değil yani. O sensör arıza verir de stop ederse yakıtı bir tık fazla yakıyormuş. O da buji ve pistonun üst yanma bölgesinde hafiften kurum oluşturuyormuş. TPS sensörü olabilir. Hangi kabloydu senin dediğin? Değişmedim, orada açıkta kalan kablo. Göstereyim ben. Tamam. Bakacağız ona. Şu hocam, işlem şu. Şu an sadece orta yanıyor. Kısa yanıyor ya. Sonra ne yapıyoruz bunu? Dur. Şunu açıyoruz. Uzunda. Uzunu yakamadık. Uzun motor çalışınca yanıyor ya. Ha doğru ya. Ben de diyorum iyi. Hani bir ara ben de takıldı kafama böyle. Şöyle gündüz bu an böyle gideceksin, tamam. Sonra yaktığın zaman kısa. Sonra uzun dayanıyor. Yani. Güzel, ellerine sağlık. O hangisiydi kablo? Şu sanırım değil mi? Hayır. Şu
şundan çıkar diyorum, buna takıyorum. Allah Allah, niye böyle bir şey yapmışlar ki? Yani hangisiydi çıkan, şuraya gidiyor olan şu. Mavideydi. Fark zorunlu olduğu için. Ha, adam yine bize iyilik yapmış. Doğru, oraya sokak koymuşlar. Mantıklı. İstediği gibi. Yine gündüz farı var, yine resmi olarak sıkıntı yaşamıyor. Yani şu, asıl kullanımı bu zaten. Eyvallah, ellerine sağlık. Dostlar, videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa fikirlerinizi yorumlarda belirtirsiniz. İlk fırsatta döneceğim. Kazasız sürüşler dilerim. Bakım videosu gelecek.